Merhaba, Ömür Törpüsü programına hoş geldiniz. Ben Ömür Özdemir. Bugünkü konuğum Türk sinemasının en önemli kadın oyuncularından biri olan Nurgül Yeşilçay. Hoş geldin Nurgül. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetimi kırmayıp geldiğin için. Araya o kadar insanı koyunca tabii. Gelmek zorunda kalıyor insan. Neyse, sinemadan bahsedelim biraz. Metot oyunculuk değil mi yapıyorsun? Daha çok böyle ne bileyim işte karakterleri daha iyi anlamak için böyle onların hayatına falan giriyorsun. Yani evet, dünyada buna metot oyunculuğu deniliyor. Biz okulda Stanislavski yöntemini gördük. İşte o yönteme göre elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hatırladığım kadarıyla Robert De Niro, evet. Taxi Driver için değil mi? Bir ay taksi şoförlüğü yapmış. Sanırım sen de Anlat İstanbul çekmeden önce şizofrenlerle görüşmüşsün. Evet. Değil mi? Eğreti Gelin için de porno film izlediğini biliyorum. Yani evet. Atıf Yılmaz'ın bir isteğiydi. Bir şey soracağım. Yedi Kocalı Hürmüz için özel bir şey yaptın mı? Neyse, sinema filmine geçelim bir istersen. En son Aşk Kırmızı diye bir film yaptın. Evet. Çok başarılı bir filmdi. Ben çok teşekkür ediyorum, sağ ol. 4 kere falan izlemişimdir. Aa, çok güzel. Güzeldi, başarılıydı. Değil mi? Evet evet, yani gayet iyiydi. Çekimler çok iyi geçti. Osman Sınav'la çalışmak harika bir şeydi. Yani hep çalışmak istiyordum zaten. Sen keyif aldın mı şimdi? Keyif aldım tabii. Yani oyuncu kadrosu da çok iyiydi. Müthiş bir uyum vardı. Tabii müziğin de filme olan katkısı yatsınamaz yani o film için özellikle. Evet evet, çok yani yatsınamaz. Çok keyifli bir filmdi. Ben de çok keyif aldım. En çok da sen sevişiyordun herhalde. Böyle güzeldi yani. Çok keyif aldım. Müzik dedin değil mi? Müzikler kim yaptı? 4 kere izledim diyorsun. Bilmiyor musun kimin yaptığını? Tamam da ben sesi kısık izledim yani, sessiz izledim. Sesini açık izle 5. defada da. Belki anlarsın o zaman filmi. Ha, filme saygısızlık yapıyorsun ya. Ben hiç saygısızlık falan yapmıyorum filme. Yani gayet de saygı duydum. 6 kere falan durdurdum hatta bazı yerlerinde. Böyle tadını çıkara çıkara izledim. Tadını çıkardım. Neyse, diziye geçelim biraz. Bebek işi değil mi? Evet, bebek işim. Nasıl gidiyor? Ne çekti seni bu diziye? İyi gidiyor, gayet iyi gidiyor. Kadın erkek ilişkileriyle ilgili bir dizi. Bir tane bebek var, bunların bebeği. O da konuşuyor. Tabii en önemlisi benim için bu dizinin 25 dakika olmasıydı. Bu 25 dakika sabır testleri sonucu bulunan bir şey mi? Senin programın kaç dakika canım? 6-7 dakika. Anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Da benim anlamadığım şey şu. Sana kim program yaptırıyor? Soru sormayı bilmiyorsun. Tipin tip değil. Kaşlarınla favorilerin birbirine birleşmiş. Kafanda bir gelin topuzu. Sen ne salak salak sorular soruyorsun ya. Ya ne salak salak, ne sorusun, tipte falan geçiyorsun. Ne salağı ya, sen halka salak mı diyorsun yani? Bunlar halkın öğrenmek istediği şeyler yani. Ne halkı ya? Kendi fantazilerine, bir de halkın sormak istediği sorular diye kakalıyorsun bana. Ne fantazisi ya? Bunları keselim arkadaşlar yani. Ya sen ben böyle bir şey görmedim. Hayır ama bunları konuştuk biz yani bunu daha önce. 1000 kişiyi araya soktun sen ya. 1000 kişiyi araya soktun, şimdi bu mu oldu? Bir dakika, sen biraz... Sen polemik yaratmaya mı çalışıyorsun? Yani ben buradan çıkayım gideyim. Nurgül Eşiçay şeyi terk etti. Ne alakası var be? Sen biraz önce fantazi falan dedin. Ne fantazisi ayrıca yani? Ben senin ne fantazin? O mumya firarda koca kafalı Teoman'la yani senin sevişme sahnen mi benim fantazim olacak? Dünyanın sinemasının en uyumlu çiftiydiniz değil mi? Benim fantazim o yani. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Ya kim buna program yaptırıyor? Yönetmen. Lütfen arkadaşlar, bu ne ya? Hiçbir şey bilmiyor etmiyor. Ben geldiğime pişman olurum. 1000 kişiyi araya soktun sen ya. Bir aydır yapmadığın şey kalmadı. Ya saçma sapan konuşup durma. Sen biraz önce bu arada ben ona taktım yani. Sen benim kaşımı topuzuma falan bir şeyler söyledin yani. Abi sen kendine bakar mısın ya?
Sen kendine bakar mısın? Ne varmış ben? Sen yani sen dünyanın böyle en... Hayır, ben bunu kabul etmiyorum. Ya dünyanın en güzel kadınıyım. Ben bunu kabul etmiyorum. Dünyanın en güzel kadınıyım diye dolaşıyorsun. Yanında bir tane doğru düzgün tip yok. Hepsi mağara adamı gibi. Kıvanç'la seni gördük mü? Kenan İmirzalıoğlu'yla bir gün gördük mü seni? Hep böyle mağara adamı tip tip adamlarla geziyorsun. Çirkin, çirkin. Ne çirkini be? Anlarla geziyorsun okuyorum. İşte. Ne okuyorsun? Nurgül selam canım. Şu ömrüm programına benim hatırım için çıkar mısın lütfen? Çirkin. Her gün beni 42 kere arıyor. İnan çok sıkıldım. Çok gönderen Puka. Puka hangisi çekiyor? Saçmalama çirkinleşiyorsun ya. Devam ediyorum. Nurgül'cüm selam. Yalvarırım ya çık şu programdan artık yoksa çocuğumu yönetmen, keseceğim. Beni yakın plan alır mısın? Bak bak tehdide bak. Bu emir yüzünden sus. Gönderen Gani Müjde. Yakın plan. Ümit bu akşam hangi kamera çekiyor? Bunu sona eriyor. Çok gerçekten devam çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz Nurgül için. Merhaba. Hafta, biliyorum çok Nurgül ısrar ettim. Ama bu ömür gerçekten ömür törpüsü oldu. Çık şu lanet programa. Lanet program. Gönderen Ezel Akay. Devam ediyorum. Şahin Ka göndermiş. Hayır ya. Ya. Ka! Kesti. Kesene hala duruyorsun. Yok ben kabul etmiyorum.